Şimdi bu tutku diye tutturduğum Hı. şeyden hikayenin içine Peki. bir a, olta atmış bu oldum. Bu bir giriş oldu zaten. Bu giriş Anladım. oldu. Hoşça kal istersen çay kahve içebilirsin. Ben başka bir arkadaşla görüşeceğim. O <laughs> şimdi oraya tamam. geçiyorum. Bu hikayemizde yerine geçmeni isteyeceğim kişinin hayatının hayatına seni gözünden bakmak Hı. için 1950 yılına gidiyoruz. Hı. İstanbul Laleli'de dünyaya geliyorsun. Baba doktor. Hı. Babanın mesleğinden dolayı çocukluğunu babanın katı ve sabit kurallarına, değişmeyen kurallarına göre yaşayarak geçiriyorsun. Ortaokul çağına geldiğinde hayata yani dışarıya olan merakında artıyor. 13 yaşındayken şehzade başında hayatında ilk defa sihirbazlık gösterisi ne rastlıyorsun, görüyorsun ve çok heyecanlanıyorsun. Bu gösteride en çok ilgini çekense o dönemler çok meşhur olan bir ip cambazı. Onun gösterisini izleyince adeta büyüleniyorsun ve gelecekte benzer şeylerin hayalini kurmaya başlıyorsun. Ancak baban hayallerini hiç desteklemiyor. Hatta okula gittiğin zamanlar dışında evden çıkmanı yasaklıyor. Ee, onun senin için kurduğu hayaller seninkilerden çok farklı, başka. Büyüyünce senin de kendisi gibi doktor olman ee, onun talebi. Babanın yasaklarına rağmen o gösterilere gitmeye devam eder misin fırsat bulunca? Tabii ki. Çünkü? Ee, o yani o o yaşlarda ortaokulda bir çocuğun evet. e, herhalde müthiş bir kararlılıkla yapacak bir şey değildir ama o bugün neuroscience dediğimiz beyin bilim bunları yerleştirdiyse ve bu müthiş bir tutkuysa dediğin gibi onu yapmak ister insan. O yaşında birisi olarak neuroscience falan bilmen çok hoş. Ha o, o zaman bilmiyorduk ama bilmiyorduk bilmiyorduk ama yaşındayız çok 13 gayet. yaşındayız 13 yaşındayız yani 13 yaşında bir çocuk bilmez dediğin doğru ve 13 yaşında bir çocuk bilmez ama ne, peki bu yaptıkları nedir his midir bu evet. his peki his Böyle her hissi de insan e, efendim parmağını o zaman hissediyorum ben parmağımı fişe sokuyorum fişe Yok, sokmam. Çok tehlikeli bir iş yapılıyor çünkü değil evet, mi? Düşünce tabii, kafanı kırarsın, ölebilirsin. Öyle ya da cehryana çarpılacağım. Ben cehryana çarpılacağımı biliyorsam niye parmağımı sokayım? Peki motivasyon mu acaba şey, merak? Evet burada? yani. Yani ne oluyor da bu adam bunu yapmaya kalkışıyor gibi bir şey. mi Evet. Acaba? Yani öğrenme tutkusu belki de. Öğrenme tutkusu. Öğrenme tutkusu. Yani şimdi insan bir şeyi merak ediyor. Gerçi merak bizim toplumumuzda olumsuz bir şey gibi geçer değil mi? Merak. Tabii. Merakla ilgili bir Fazla sürü Merak ediyor öldürür kedi öldürür falan. Bu en doydu, düzgün. Düzgün olmayanları da var. Evet. Ee, yani düşünmeyle ilgili de olumsuz. Önce risk de var. almıyoruz. Evet, merak risk etmezsek tabii, bir risk de tabii. yok. Öyle yaşa diyor yani işte. Ben, evet. Ama Ama sen öyle değilsin belli belki. 13, evet, ya. 13 yaşında bunu sağladın. Ben 13 yaşında hayatı merak eden ama kendine güvenen e, saçmalık yapmayan yani elini prize sokmamayı sokmayacak kadar kafası çalışan evet. biri olmayı hep hayal ediyorum. Ama bazı şeyleri de kendime olan güvenimden evden kaçarak bile yapabilirim.